Evet, tekrar derse hoş geldiniz arkadaşlar. Az önce evet 13. sayfadan başlıyordu 14. sayfaya kadar 6. maddeyi yaptık, bitirdik. Şimdi 7. maddeden devam edeceğiz. Bu arada sorularınız varsa ben alabilirim. Sorusu olan arkadaşımız varsa buyursun. Yazalım, evet. Rava fiilini soruyor arkadaşımız. Rava şöyle yazılıyor. Rava yervi. Bu rivayet etmek diyoruz ya Türkçe'de de. Rava yervi. Bakın böyle. Rava mali, yervi de mudari. Böyle yazılıyor. Bu haka yahki var. Orada hemen sol üst köşeye yazıyorum. Şöyle yazıyorum bakın. Haka. Yahki. Bu rivayet etmek demek budur. Türkçe'de biz hikaye diyoruz ya, hikaye. Haka yahki hikayeten. Öyle geliyor bakın. Haka yahki, rava yervi. Böyle kullanılıyor bunlar. Eş anlamlı. Bunlara eş anlamlı diyeceğiz. Müteradif diyeceğiz. Adele kelimesi de arkadaşlar harfi cersiz kullanıldığı zaman eşit olmak, adil olmak, adil davranmak manasına geliyor. Yani terazinin iki kefesinin de birbirine eşit olması demek. Fakat an harfi ile kullanılırsa bir şeyden uzaklaşmak. İla harfi ile kullanılırsa bir şeye yönelmek manasına geliyor. Bir de yüz çevirmek, evet. A'rada yuridu fiili var. A'rada, o da ayrı. Evet, öyle bir fiilimiz de var. Onu da hatta şuraya yazayım. Sol alt köşeye yazıyorum bakın. A'rada. Bu fiiller var ya aslında Türkçe'de kullanılıyor. Bize yabancı değil. Yani yabancı gibi siz şimdi bunu duyduğunuz zaman hani şöyle zannedebilirsiniz. Bunları yeni öğreniyoruz. Değil. Türkçe'de itiraz etmek var ya, itiraz. Ya'tara da ya'taridu. İşte buradan geliyor bakın. Arada yoridu. Tamam mı? Art ne demek art? Tul ne demek, art ne demek? Bakın ben size hatta bu kelimeyi öyle açıklayayım. Tul. Tul bir şeyi yukarıdan aşağıya bölen çizgidir. Dünyanın üzerinde enlem boylam var ya, boylam demek tuğul. Tuğul'u nasıl yazarız? Bakın şöyle yazarız. Tuğul. Tamam mı? Bir de art vardır, art. Tamam mı? Bu art nedir? Art da enlem demektir. Tuğul boylam, art enlem demektir. Yani birinin önüne çıkmak. Ha, araba yürüdü, birinin önünü tıkamak, çıkmak önüne, yolunu kesmek demek. Adam yolda gidiyor dümdüz, siz böyle yanlamasına, boylam şeklinde yanlamasına adamın önüne çıkıyorsunuz. Diyorsunuz ki gidemezsin, sen burada kal diyorsunuz, adamı engelliyorsunuz gitmekten. İşte ona ne derler? Yatara da yataridu derler. Bakın onu da yazalım, hatta şuraya bakın yukarıya. Yatara da. Yani itiraz etmek diyoruz ya biz, itiraz etmek. Ya'tara'da bakın ya'tari diyor, ya'tiraz, itiraz diye kullanırız biz bunu. Yani birini engellemek, ona karşı gelmek. İşte arada yürüdü de aynı kökten geliyor. Yani sırtını çevirip dönüp gitmek, arkasına dönmek, ona yüz vermemek. Yüzünü çevirmek, sırtını çevirmek. Arada yürüdü. O anlamda. Bakın mantığını kavradığınız zaman değil mi? Bu tul kavramı, art kavramı, ya'tara'da kavramı, arada kavramı değil mi? Bunlar hep birbiriyle ilişkili. Bu ilişkiyi kurduğunuz an kelimeler böyle zihninizde patır patır hepsi canlanıyor. Ama bunlar bilinmediği zaman tabii arada hani ilk defa duymuş gibi oluyorsunuz. Aslında bunlar bizim yabancı kavramlarımız değil. Türkçe'de bildiğimiz kavramlar. Evet. Tuğul, tavasut, kasır oralarda da geçiyor. Dediği doğru arkadaşımızın. Evet. Yakınlar diye bir şey dediniz hocam diyor. Arkadaşımız Şule Hanım, onu tam hatırlayamadım, yakınlar. O nedir bilemiyorum. Belki ders içerisinde söylemiş olabilirim de. Yakavu'nun manası yakavu, vaka yakavu fiili, vaka yakavu. Türkçe'de de deriz ya biz, vaka deriz. Vaka, olmak, meydana gelmek demek. Tamam mı? Yani olmak, meydana gelmek manasında. Burada yakau yani olur anlamında. Hani o günden bahsediyor. İdül mesyahın yakau yevmel ahad es-sadık. Yani bir önceki pazar günde olur. Olmak anlamında burada. Vaka yakau fiili
çeşitli anlamlara gelir bu. Olmak manasına geliyor, bulunmak manasına geliyor. Hatta düşmek anlamı da var bunun. Yere düşmek gibi çeşitli anlamları var. Evet, ört kelimesi bir kimsenin yakını için kullandım onu ben. Yakın, evet hatırladım. Yakını, yani bir kimsenin oğlu, kızı, ırz, namus diye Türkçe'de de kullanırız biz onu. Yani yakını için. Kişilerin yakını için kullanılıyor. Hatta bakın buraya yazmışım ben. Şuraya yazdım. Bakın yuvarlak için aldım görürsün diye. O bir kimsenin yakını. Arap da yakınları demek, çoğulu. Bu şuradakiyle benzeşiyor ama bakın bu sol alttaki yuvarlak için aldığım kelimeyle bu fiil bu. Arada yoruldu bu fiil. Ama şöyle yazarsak bakın. Tahtamız biraz karışık oldu ama bakın benim mouse'la yazıyorum. Siz de takip edin isterseniz. Şöyle yazarsanız erdun diye bu şu ırt kelimesinin bakın çoğulu oluyor. Erdun, eradun bu farklı. Bu isim. Ama arada derseniz şurada sol alt köşede yuvarlakta bakın bu fiildir. Tamam mı? Böyle yani tabii sözcükler farklı birbirinden. Evet, şu anda herhalde cevap vermiş olduk arkadaşımıza da ve devam ediyoruz. Yedinci maddeden devam ediyoruz. Estağfurullah. Vellezîne izâ zukkirû bi âyâti rabbîm. Anlamını zaten biliyoruz. O kimseler ki kendilerine Rablerinin ayetleri zikrolunduğunda bu ifadeyi şimdi açıklayacak. Yuhtemalu vecihin. Yuhtemalu ihtimaldir ki diyor, muhtemeldir ki vecihin. Vecihin de diyen iki yorum, iki versiyon, iki açıklama vardır diyor. Ahaduhuma onlardan birisi bi vaadihi ve vaidihi. Vaat kelimesi söz anlamına geliyor. Birisine bir şey vaat etmek, söz vermek. Vaid de, bakın vaid de aynı kökten geliyor. Tehdit etmek demek. Dikkat ettiniz mi? Aynı kökten bir y fazlalığı var. Vaid diye çekiyorsunuz bakın aynı harfini. O da tehdit etmek demek. Yani vaat ifadesi Allahu Teala'nın Celle Celaluhu müminler için ahirette cenneti vereceğini söylemesi, cennetle müjdelemesi müminleri. Vaid de ne demek? Tehdit demek vaid, tehdit. Yani kendi hükümlerine karşı gelen insanları ne yapacak? Cehenneme gönderecek Allah-u Teala. Cehenneme göndermesi demek ne demek? Tehdittir. Yani diyor ki şunları şunları yapmazsanız cehenneme gönderirim sizi diyor. Emirlerime uymazsanız cehenneme gönderirim. İşte buna vaid derler. Vaat dediği de yani yapanlara cennet ama yapmayanlara cehennem şeklinde. Yani bu vaat kelimesini cennet, vaidi de tehdit, tehdit, cehennem şeklinde yorumlayabilirsiniz. Bu şekilde açıklama yapmış. Burada tabii ayetler hatırlatıldığı zaman, Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman müminler ne yapıyor? O ayetlere uyuyorlar, o ayetlerin izinden gidiyorlar, tutuyorlar o ayetleri. Onlar için cennet var ama ayetlere karşı gelenler var. Ayetler okunduğu zaman kulağını tıkayan, ilgi göstermeyen, inkar eden kesim var. O kesim içinde vaid yani cehennem var. Onu kastediyor. Efendim ikinci yorum bir emrihi ve nehyi. Yani Allahu Teala'nın emri ve yasakları onu kastediyor. Emri ve nehi kelimeler birbirine zıttı kavramlar bunlar. Biri emir, Türkçedeki emir, bir öteki de nehi de dediği de yasak yani yasakladığı şeyler. Yani ayetlerde neler var? Emirler var, yasaklar var. Bu iki kavramlar bunlar geçiyor. Emre uyacak mümin, işte nehiden de uzak duracak. Yani kendilerine ayetler okunduğu zaman bu emirlere uymaları ve nehiden de yasaklanılanlardan da uzak durmaları kastediliyor diyor. Evet, devam edelim. Lem yahirru aleyha summan ve umyanen. Lem yahirru yani davranmadılar. Ama biz bunu tabii şart cümlesinin devamı olduğu için davranmazlar diye mana veriyoruz. Aleyha yani ayetlere karşı. Ha orada ayetleri kastediyor. Ha'nın anlamı ayetler demek. Yani ayetlere karşı davranmazlar. Nasıl davranmazlar? Summen yani salır gibi. Sum kelimesi biliyorsunuz. Nereden geliyor? Samme fiilinden geliyor. Sammeye sunmu yani sağır olmak demek. Umyanen dediği de Türkçe'de ama falan kelimesi vardır bilirsiniz ama. Amiye kökünden geliyor. Amiye yağma. Amiye yağma ne demek? Yani gözü görmemek demek. Yani sağır ve kör gibi davranmazlar ayetlere karşı diyor. Çünkü bu tip davrananlar var o dönemde. Müşrikler var. Mesela müşrikler
ayetleri duymamış gibi yapıyorlar numaradan yani. Duyuyorlar ayetleri aslında fiziksel olarak ama duymuyormuş gibi öyle tepki vermiyorlar kasıtlı olarak. Görmüyor gibi davranıyorlar Hazreti Peygamber'in davranışlarını. Aldırış etmiyorlar, onu yani yok sayıyorlar. Ona karşı tavır alıyorlar. Böyle davranışları var müşriklerin o dönemlerde. Bu tabii o İslam'ın ilk dönemleri. Anlatabildim mi? O tabloyu bize ayetler gözümüzün önüne seriyor, anlatıyor yani. Yani bakın anlatıyor. Seni o işittiler. Ne işitti? Hani vaazı işittiler. Vaaz dediği nedir orada? Yani Hazreti Peygamber'in öğütleridir. Hazreti Peygamber ne yapıyor? Ayetler geldi diyor, inanın diyor, Müslüman olur diyor. Yani o zaman vaaz diyorlar işte. Bunu işittiler. Kimler? Müşrikler. Bu semi o diyor ya bakın çoğul. İşittiler bunu. Felem. Pardon, düzeltiyorum. Semi o ile kastedilen müşrikler değil. Düzeltiyorum. Semi o ile kastedilen müminler. Bakın ayetin pardon.